بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب حقيقة المسلم وحقيقة المهاجر باب ينقلوه yani حقيقة المسلم مسلم مسلمان بيركشي ندمك مسلمان متعارفين يا وحقيقة المهاجر بدل مهاجر تشمدر gerçek anlamda kime muhacir denilir? Onun tarifi ve gerçek anlamda kime Müslüman denilir? Hakiki Müslüman kimdir? Onun tarifini yapacağız. An Abdullah bin Amr An Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma Allah her ikisine razı olsun. Abdullah bin Amr'dan rivayet ediliyor. O da anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamber efendimizden rivayet ediyor. Ennehu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El muslimu, Müslüman kişi, men öyle kimsedir ki, selimel müslimune. Müslümanlar selamette kalmışlar, güvende olmuşlar. Min lisanihi o kişinin dilinden ve yedihi ve o kişinin elinden güvende olduğu kişiye dinler. Yani Müslüman kişi odur ki, diğer Müslümanların kendisinin dilinden ve elinden güvende olduğu kişidir. E şimdi dilinden ve elinden güvende olunmayan kişi Müslüman denilmez mi? Ona da Müslüman denilir. Burada el müslimudan kasıt yani el müslimül kamilu. Kamil anlamda olan bir Müslüman. Yani kamil Müslüman o kişidir ki Müslümanlar onun elinden dilinden güvendedirler. Kamil Müslüman. Mesela hani misal Arapça diyor ya. Fülânün erraculuh falanca adam işte odur. Sanki diğerleri adam değil mi? Yani maksat o adamlıktaki adamlıkta kemale eren bir kişidir anlamında yani ha. Burada yani o yani kamil müslüman kastediliyor. Kamil müslüman o kişidir ki yani dilinden, elinden hiçbir şekilde Müslümanlara zarar dokunmayan kişidir. E sadece dil ve el bildiğimiz bu ağza organ mı kasıtlıyor burada? Yok. Çünkü bu aza, dil ağzasından yani bu dil, kim, e, dil ile diliyle kimse dövemez. Oradan kasıt yani kötü konuşmalar, kalp kırıcı ifadeler, hakaret, aşağılayıcı ifadeler, iftira, yalan vesaire. Bu gibi if, e, e, durumlarla, zulüm bu gibi e, fiil ve söz, sözlerden e, müsl, e, söz, fiil ve sözleriyle Müslümanlara zarar vermeyen e, kişiye o kişi kamil bir Müslümandır. Ve mühajiru ve gerçek anlamda muhaciri, muhaciri kamil o medh edilen muhacir o kimsedir ki men hecera, yani men o kişi hajran yani terake terk eden kişidir. Ma o şeyleri ki nehallahu anhu. Allah'ın e, kendisini nehyettiği şeyleri terk edendir. Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edip onları yapmayan kişi muhacirdir. Muhacir gerçek anlamı, sözlük anlamında vatanını terk eden. Yani burada gerçek anlamda kamil muhacir ise odur ki, hem Allah'ın rızasını kazanmak için vatanını terk eden hem de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden işte o kamil bir muhacirdir yani. Evet hadisin hadiste geçen lafızların izahına geçelim. Şerhul elfazi yani hadiste geçen lafızların şerhi açıklaması. Hadiste el muslimu ifadesi geçti. El muslimu el muradu bil muslimi buradaki Müslüm'den Müslüman'dan kasıt, kasteden mana şudur. Yani el müslimül kamilül İslami. İslam'ı kamil olan e, Müslüman denilir. Ve leyse manahu anlamı şu değildir. Enne men lem yeslem güven e, 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 men lem yeslemil müslimûne min lisanihi ve yedihi yani Müslümanların dilinden ve elinden güvende olmadığı kişi leyse bi muslimin ona Müslüman denilmez anlam bu değildir yani ha. Ve burada amaç şudur. Et bildirmektir. Ala hakikatil islami. İslam'ın hakikatını gerçeğini bildirmektir. Ellezi o İslam ki fihi o İslam'da vardır. Necatul insan insanın kurtuluşu min azabillahi. Allah'ın azabından kurtuluşu ondadır yani İslam'dadır. Ke mesela öyle diyorlar ki erraculu Adam falanca kişidir yani. Adam dedi mi Zeyd'dir adam. Adam zeytir E Zeyd'den mi adamdır? Başka adam yok mu mesela? Buradan kasıt diğerleri adam değildir. Anlamı değil yani ha. Buradan şudur. Yani el kamilu fil raculeti vel azameti. O büyüklükte, o adamlıkta kemale ermiş kişidir yani anlamında. Yani bu anlamda kullanılır. E, burada da el müslimu yani, yani el müsimul kamil yani, yani müslümanlıkta kemale ermiş kişi o kimsedir ki hiçbir şekilde Müslümanlara zararı dokunmayandır yani ha. Hadiste geçti men selimel müslimune min yedihi ifadesi geçti. Burada la yuradu bil yedi ile el ile kastedilmiyor. El carihatu bildiğimiz hani bu organ aza bu aza kastedilmiyor yani. Ve innema yaummu bu el kapsıyor kullama yasturu. Yani bütün sadrı olan meydana gelen, minel insan yani insandan meydana gelen bütün her şey. Nedir o Umme'ye beyan ediyor? Min amelin. Insandan meydana gelen bütün ameller kastediliyor yani ha. Ya. Yani sadece el ve dil hani bildiğimiz bu aza olarak insanlara zarar ver, verme bu mana kastedilmiyor yani. Insandan meydana gelen ne olursa olsun her türlü e, söz, davranış ile kesinlikle insanlara zararı hiçbir şekilde dokunmayan kişi kamil bir Müslümandır. Sevaun kana bil iser bu o ameli iser el olsun ev bil ise dil ile olsun ev bil fiili dar ve de zarar verici bir fiiliyle olsun davranışı ile olsun mesela kessat mesela soygun işi yapması ve de o zulmü zulm yapması o ve suil ve de kötü söz konuşması vesaire yani hangisi olsun fark etmez hiçbir şekilde Müslümanlara zararı dokunmayan kişi gerçek anlamda o o, o, o kamil bir Müslümandır yani. wal evet. muhaciru ifadesi hadise geçti. El aslu fil hicreti hicrette e, asıl olan yani hicretin gerçek manası lügat manası terkul vatani. Vatanı terk etmek manasına geliyor. wal huruc hu, vatandan çıkmaktır. Tabi taleben li rıdallahi. Li Allah'ın Allah rızasını talep ederek vatandan çıkmak, vatanı terk etmeye hicret denilir. Zaten kema faala sahabatu sahabelerin yaptığı gibi hine taraku Mekke'te Mekke'yi terk ettikleri vakit onların yaptığı gibi ve hacru ve hicret ettikleri gibi lil medinetil munawwarati ve medine-i munawwaraya o nurlanmış olan Medine'ye şehre hicret e, 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 ettikleri vakit yani men hacra ma Allahu anhu Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden hadiste bu ifade işler demek ey terakeden neha in e, tereke manasına geldiğini gösteriyor. Tereke ma harramallahu aleyh. Allah'ın ona haram kıldığı şeyleri terk eden. Fe işte bu hiyel hicretul hakikiyetu. Gerçek hicret işte budur. Allah'ın yasakladığı, Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk eden onları işlemeyen ona muhacir denir. Elleti o hicret ki yuhibbuhullah yuhibbu yuhibbuhallahu ve rasuluhu. Allah ve Resulünün sevdiği hakiki hicret işte budur. Allah'ın yasakladığı, Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmamak ve onlardan uzak durmak. İşte gerçek hicret budur. Tembihun <laughs> hemmun önemli bir uyarım. Hâzâ el hadîsü bu hadîsü şerif min cevâmi'i kelimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cem edici, kapsayıcı sözlerindendir. Ve fasihi elfâzihi, fasih olan, açık ve net olan lafızlarındandır, sözlerindendir. Fakat cema sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cem etmiştir. neyle ne, neyle neyin arasını cem etmiş? Beyne e'mâlil hayri vel I, hayır amelleriyle kurtuluşun arasını cem etmiştir. Fi ta'rifin muhtasarın kısa bir ifadede, kısa bir açıklamada. Ve vaddaha sonra açıklamıştır. Hakikatel müslimil kamili, kamil müslümanın kim olduğunu da açıklamıştır. Onun da hakikatin gerçeğini anlatmıştır. Ellezî o kamil müslüman ki la layıktır en yusefe yani anılması layıktır. Bi ennehu muslimun, o bir müslümandır. Kamilun fil akideti, inancı kamildir. Sadikun fil imani, imanında sadıktır. Iı, dürüsttür. O ve, ve öyle bir kişidir ki Müslümanlar güvendedir. Min dararihi onun zararından ve ezahu ve eziyetlerinden güvendedirler. Yani Müslümanlar ondan hiçbir şekilde eziyet görmüyorlar. Bu ifadeleri yani bu şekilde anılmaya müstahak olandır yani ha. Evet. Hıh. Hmm. قال الخطابي yani İmam Khattabi diyor ki diyor manahu bu hadisin anlamı yani ''Ennel muslimel memduha övülen müslüman men kana o kimsedir ki muttasifen yani vasıflanan bi hadihi el evsaf bu sıfatlarla vasıflanan kişidir bi hadihi el evsaf bu kıymetli vasıflarla sıfatlanan kişiye denilir bir de ve öyle bir kişiydi ki kamil Müslüman, yencül muslimune, Müslümanlar kurtulmuşlar, necata kurtuluş ermişler, min şerrihi ve Onun kötülüğünden, onun eziyetinden kurtulmuşlar. Yani hiçbir şekilde o kişiden Müslümanlara bir kötülük, bir eziyet dokunmuyor. Anlamı budur yani ya. Yani ve leyse manahu, manası şu değildir. Enne men lem yesne nasu, insanların güvende olmadığı min ezahu, eziyetinden, e, güvende olmadık kişi leyse bir müslümin. O müslüman değildir. Anlam bu değildir yani. Ve de o kişi haricin anil milletin anil din. Millet din demektir. Dinden çıkmıştır. Manası böyle değildir yani. Yani burada kamil bir müslüman değildir anlamında. Yoksa yine müslümandır yani. Ve kezalik yine aynı şekilde el muhacirul memduhu. Yani kezalik bu hani el müslümül kamilu gibi aynı şekilde el muhacirul memduhu. O övülen, hadiste övlen o muhacir, o kişidir ki huvel ellezi öyle bir kimsedeki ki cema'a, cema, a, cema a etmişin bir, arada, bir arada bulundurmuş ila hicranihi vatanahu bu ila mana ma'dır. Yani ma'a hicranihi vatanahu vatanını terk etmeyle birlikte cem etmiş hecra ma harramallahu aleyhi. Allah'ın kendisi haram ettiği şeyleri de terk etmiş. Bu haram kılınan şeyleri terk etmesiyle vatanı terk etmesini ikisini cem etmiş. İkisini de gerçekleşmiş olan gerçek muhacir, övülen muhacir işte o kişidir yani ha. Evet, faidetun muhimmetun, önemli bir fayda. Bu hadis bu hadisi şerif yani bu 10. hadisi şerif. Kalehu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz bunu söylemiş. Limen sa'alehu anil islami kendisinden İslam'ı soran bir kişiye bu hadisi söylemiştir. Kemel fi rivayeti İbn Ömer, İbn Abdullah İbn Ömer'in rivayetinde de olduğu gibi diyor ki o rivayette en raculan bir adam, sa'al Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eyyul Müslimîn hayrun? Hangi Müslüman daha hayırlıdır? bunun üzerine fezekira sallallahu aleyhi ve sellem el hadise peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu 10. hadisi işte okuduğumuz bu hadisi zikrediyor bunu söylüyor. Tabi bu hadis yani bu Buhari'de şu an okuduğumuz bu 10. hadis İbn Hibban ve Hakim'de bu aynısı ama fazlası da var. Ve ca'at ziyadetun fazlalık da gelmiş. Yani ziyade ziyadesi de var o, o ziyade ravaha o, o ziyade rivayet etmiş İbn Hibban ve Hakim e, İbn Hibban e, ve Hakim'in hadis bunlar hadis telif ettiği hadis kitaplarında da bu hadis okuduğumuz hadisin aynısı var ama ziyadeli hali var. Ve ye, o ziyade de şudur. E, devamında da demiş ki demiş vel mu'minu mümin kişi de o kimsedir ki Bak Müslüman kişi kimdir anlattı. Muhacir kimdir anlattı. Mümin de o kimsedir ki men eminehu'n nasu insanların güvende olduğu ale kanları hakkında ve emvalihim ve malları hakkında güvende olduğu kişidir. Yani bir kişi eğer Müslümanlar e, bu e, falanca kişi işte ne canımıza ne malımıza hiçbir zararı yoktur ve ondan böyle bir zarar beklemeyiz böyle bir güven sağlamışsa insanlar insanlara bu güveni aşılamışsa o kişi işte gerçek mümindir. Mümin e kamildir o. وقفا بهذا التوضيحا bu açıklama yeterlidir. Ni hakikat İslam ve'l iman. İslam ve iman hakikatleri için yani bunların izah tarifleri için bu açıklama yeterlidir. ما يستفاد من hadisi Hadis-i Şeriften istifade ettiğimiz öğrendiğimiz şeyler. Hadisten ne öğrendik? Bir, fihi bu hadis-i şerifte vardır. el teşvik etmek ala terki ezel müslimin. Müslümanlara eziyet vermeyi terk etmeye teşvik vardır. Bi kulli durubil eze. Yani eziyetin her çeşidiyle o, 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 o terk etmek yani ha. Yani eziyetin kökünü terk etmek. Hiçbir şekilde Müslümanlara zarar vermemek gerekiyor. Demek bu hadisenin bunu anladık. El kavliyeti ister sözsel olsun. E, mesela diyelim ki e, e, birini e, e, sövmek, küfür etmek, aşağılamak. Bir de vel ameliyeti. Davranış olarak, ameli olarak mesela darp. Yani, e, birini dövmek, ona zulmetmek. Ve vel fiiliyeti. E, e, fiili olarak e, mesela diyelim ki e, ve mesela diyelim ki öneğin, onu küçümsemek e, ve istihza alay etmek bu amsâle ki bunlara benzer yani. Demek ki bu hadisen şu dersi çıkardık. Hiçbir Müslümana hiçbir şekilde yani zulüm etmeyeceğiz, eziyet vermeyeceğiz, hiçbir şekilde eziyet ona vermeyeceğiz. Bu hadisen bunu çıkardık. bir ve iki yani i̇kincisi, ikincisi ve fihi husnun güzel ahlaklı olmak gerekir. Güzel ahlaklı. insanlara güzel e, böyle muamele etmek gerekir. Ve hada bundan dolayı fesser el Hasan el Basri Hasan el Basri Rahimullah rahimeullah tefsir etmiştir, açıklamıştır. El ebrar Kur'an-ı Kerim'deki innel ebrar naim o ayetteki o el ebrar kelimesini açıklamıştır iyiler o kimselerdi ki şu sözü demiş bir kavli el ebraru demiş el ebrar şudur humul o kimselerdir ki la dherre, küçük karınca bile eziyet etmezler ve la şerre, kötülüğü asla sevmezler işte yani o, o ebrar ki naim cennetindedir ebrarlar kimlerdir işte bunlardır o müminler ki küçük bir karınca bile eziyet etmezler ve kötülüğü sevmezler Evet e, hadisenin anladığımız ve çıkardığımız istifademiz ikinci şey Demek ki insanlarla her daim ne yapmamız lazım İyi geçinmemiz lazım İnsanlara güzel muamele etmemiz lazım Bir küçük karınca dahi olsa eziyet etmememiz lazım Kim olursa olsun e, e, asla insanlara eziyet etmememiz lazım Ve şerre taraftar e, olmayıp şerri sevmememiz gerekiyor Evet hadisen anlayacağımız üçüncü şey ise ve fihi daruratu ihsanil muameleti güzel muamele etmek zorunlu zorunluluğu var zarurati var mal mahluki hem mahlukla beraber e, yaratılmışlarla güzel muamele etmek gerekiyor bir de yaratanla da güzel muamelede bulunmak gerekir. Ona karşı nasıl muamele etmesi gerekiyorsa o şekilde muamele de bulunmak gerekir. Kema ve teala nasıl Cenab-ı Allah buyurmuş ve kulu insanlara güzel söz söyle. Evet. Yani kırıcı, itici, nefret ettirici sözler değil güzel söz söyle. Böylelikle 11. hadisimize geldik. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.